Canım arkadaşlarım hepinize kucak dolusu selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler AYT konu anlatımlarına gün itibariyle, video itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle PDF'i bir de uzakta uzaklaştırayım ki sen de genişçe gör. Polinomlarla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi kampla alakalı PDF'ini indirmişsindir diye umuyorum. PDF'inin çıktısını alabilirsin. Kaliteli PDF'ler sevgili arkadaşlarım. Ve bu kampta polinomlar ve fonksiyonlardan sonra anlatacağımız kısımlar sevgili arkadaşlarım ki aralarda ben size boş bir beyaz kağıda veya sayfada boş bulduğunuz yerlere önemli notlar almanızı rica edeceğim. Ama bu pdf ile alakalı polinomlar ve fonksiyonlar dışındaki yani ilk iki konudan sonraki konularda sevgili arkadaşlarım zaten AYT video ders kitabımın içerisinde olan konuları sevgili arkadaşlarım ele alacağımız için ve buradaki testleri çözeceğimiz için Yine bu kitabı da e, internetten, yoldan ki satış linkleri zaten videonun altındaki açıklama kısmında mevcut sevgili arkadaşlar. PDF linkine tıkladığınız zaman orada satış linkini de görebileceksiniz. Bu kitabı sevgili arkadaşlarım alıp e, yine bununla birlikte geçen yılki kampımızı da takip edebilirsiniz. Yine hocam ben güncel olsun e, siz belki bir senede bir şeyler öğrenmişsinizdir onları da bizlere aktarabilirsiniz e, niyetiyle sevgili gençler. Bu seneki videoları da tabii ki izleyebilirsiniz. Evet artık hazırsak ben çok enerji doluyum. Ben çok istekliyim AYT konularını anlatmak için. Ben çok istekliyim sevgili arkadaşlarım. Siz de en az benim kadar istekliyseniz geçelim dersimize. Evet şöyle sayfamıza sevgili arkadaşlarım ince bir bakış atalım. Evet şimdi A0, A1, A2, AN'e kadar olan reel sayılar. Bunlar reel sayı. Ve n'ler de sevgili arkadaşlarım birer doğal sayı olmak üzere an çarpı x üzeri n an eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 işte nokta 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 a2 çarpı x kare a1 çarpı x ve en son a0 hatta biliyorsun şurada bir x üzeri sıfırımız da var bizim ifadesini biz polinom diyoruz yani böyle tek düzey yazılan tamam mı ama tabi belli kurallara göre tek düzey yazılan ifadelere polinom diyoruz yani böyle kesirli mesirli ifadesi olmayacak yani x'lerin kuvvetlerinde falan böyle irrasyonel ifadeler falan bulmayacaksın. Veyahut kesirli ifadeler bulmayacaksın. Sadece ama sadece üstler ne olacakmış? Doğal sayı olacakmış. Şimdi bir ifadenin x değişkenine bağlı o zaman polinom olabilmesi için iki tane şartımız var. Bir, şunlar sevgili arkadaşlarım. Yani bizim katsayı dediğimiz ifadeler. Yani buradaki a0, a1, nokta 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 en son a, n'e kadar giden kat sayılarımız kat sayılar diyoruz. Ne olmak zorunda? Reel sayılar olmak zorunda. Reel sayılar olacak ve buradaki değişken olarak nitelediğimiz x'lerin de kuvvetleri yazıyoruz. x'lerin kuvvetleri ne olmak zorunda? Doğal sayı olmak zorunda. Eğer sana bunlar dışında bir şey verildiyse o ifade kimse kusura bakmasın polinom polinom olmaz. Tamam mı? Polinom dediğimiz şey ise sevgili arkadaşlarım eğer hani bunun ben teorini te, teorini de öğrenmek istiyorum hocam polinom dediğimiz kavramın mesela e, ismi ne demek polinom arkadaşlar poli biliyorsunuz çok demek nom da sevgili arkadaşlarım ter, terim demektir dolayısıyla biz bu polinomları çoklu terimler olarak ifade edebiliriz çoklu terim diyoruz ama her çoklu terim de bir polinom Olmuyor tabii ki yani ismine karşılık gelen bütün çoklu terimler sevgili arkadaşlarım polinom olmuyor. Polinomların hepsi çoklu terimdir bunda sıkıntı yok ama her öyle çoklu terimde tabii ki polinom olmuyor diyeceğiz. Şimdi birinci örneğimize seninle birlikte bir bakalım istersen. Px polinomu verilmiş bize 3 çarpı x üzeri n-2 artı 8 çarpı x üzeri 8-n-4 ifadesi bir polinom belirttiğine göre... En yerine gelebilecek tam sayıların toplamı soruluyor aynı zamanda bize. Şimdi öncelikle sevgili gençler şöyle düşünelim. Biz ne demiştik? E, kat sayılar reel sayı olacak demiştik ki buradaki kat sayılarımız bak burada 3 kat sayımız var. Daha sonrasında 8 var ve eksi 4 var. Bunlar zaten birer reel sayı. E peki hocam e, ikinci şartımız neydi? Kuvvetler. Buradaki n-2 ve 8-n dediğimiz kuvvetler sevgili arkadaşlarım ne olmak zorundaydı? Doğal sayı. O halde doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Sıfırdan. n-2 büyük veya eşittir sıfır diyeceğiz. Bir de sağ taraftaki 8-n büyük veya eşittir sıfır dememiz gerekiyor. Ben eksi 2'yi sağ tarafa postalarsam n büyük veya eşittir 2. Buradaki eksi n'yi sağ tarafa postalarsam 8 büyük veya eşittir n gelir. Yani artık şunu söyleyebilir miyim ben? 2 küçük veya eşittir n o da küçük veya eşittir 8 diyebiliriz. Yani n'ler 2 ile 8 kapalı aralığında doğal sayılarmış. O halde burada hangi doğal sayılar var sevgili arkadaşlar? 2 var en küçük. Daha sonrasında 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. 7 ve 8 var. Bu tam sayıların toplamı sorulmuş bize. O halde bunları toplayalım. Bak burada toplamda kaç tane terim var? 7 tane terim var değil mi? TYT matematik konularında öğrendiğimiz üzere terim sayısı tekse ortadaki terimin terim sayısı ile çarpımı buranın bana toplamını verir. O halde bunların toplamı 5 çarpı toplam 7 tane terim olduğu için 35'tir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla doğru cevabımız 35'ti sevgili gençler. Ve devam ediyorum bir notum var. Bu notta diyor ki P ax artı b eğer sana verildiyse ve bunun karşılığında PM sorulduğunda ne yapacaksın? İşte şuradaki AX artı B dediğimiz ifadeyi ben M'ye eşitlemem lazım. Yani AX artı B'yi M'ye eşitleyen X'i elde etmem gerekiyor benim. Ve bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar eğer AX artı B eşittir M dersem ben X'i nasıl yalnız bırakırım? Önce B'yi karşıya atarım. AX eşittir M eksi B yapar ve X eşittir m eksi b bölü a yapar. İşte ben diyorum ki artık eğer bana p a x artı b verilip de pm m sorulduğuna göre ben artık x gördüğüm yere m eksi b bölü a yazarak bu ifadeyi p m'ye dönüştürebilirim. Böylelikle ben p m'yi bulurum. Burada da zaten yazmışız bak P A X artı B polinomunda X yerine bu X değeri yazılmalıdır dedik. O X değerini de bu şekilde bulduk. Örnek veriyorum. Eğer bizim elimizde P 2 X artı 1 varsa ve benden P 3 isteniyorsa P 3'ü elde edebilmek için ben P 2 X artı 1 polinomunda her X gördüğüm yere tabii ki 1 yazmalıyım. Çünkü biri burada yazarsam 2 çarpı 1 2 yapar bir daha 3 gelir ve böylelikle p 3 elde etmiş olurum. Veyahut p x 5 verilmiş olsun bana ve benden de karşılığında p 2 isteniyor diyelim. p 2 isteniyorsa o zaman ben burada x gördüğüm yere 7 yazmam gerekiyor ki böylelikle bak her x gördüğüm yere bunu yapıyorum. Böylelikle benim elime p 2 geçsin ve ben de kurtulayım diyoruz. Tamam Şimdi sağ üst tarafa doğru yönelelim ve sağ üst tarafta örnek 2'ye bir bakalım seninle birlikte. Px artı 3 verilmiş x kare artı a eksi 2x artı 5 polinomu ve diyor ki sevgili arkadaşlar P4 de kaçmış? P4 8'miş. Şimdi P4 8 ise a değeri kaçtır diye soruluyor. Ben P4'ü nasıl elde ederim? Şu şekilde x gördüğüm yere 1 yazarım. X gördüğüm yere 1 yazdığımda P4 geliyorsa o halde yazıyorum bak. P 1 artı 3 dedim. Eşittir. 1'in karesi artı açtık parantezi. A eksi 2 çarpı. X gördüğüm yere 1 yazıyordum. Hala yazmaya devam ediyorum. Artı 5 dedim. Buradan artık burasına geldi. P4. P4 eşittir. 1'in karesi 1. Bu 1'i ben içeri dağıtırsam direkt olduğu gibi A eksi 2 gelecek zaten. Artı bir de dışarıda 5'imiz var eşittir. P4 kaçtı arkadaşlar soru bize vermişti. 8'di. Artık bunu da 8'e eşitleyebilirim. Pekala. Buradaki 1 ile 5'in toplamı 6 yapar. 6'dan 2'yi çıkarırsak 4 gelir. Demek ki P4 sevgili arkadaşlar. Şurası 4 gelmişti. 4 artı A eşittir. Bu da 8 olmuş oldu ki A'yı elde edebilmek için artık bu 4'ü sağ tarafa postalayabiliriz. A eşittir 8 eksi 4'ten 4'ün ta kendisi gelir benden zaten A istenmişti. A'nın 4 olması gerektiğini elde ettik. Bu sorunun da çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Gördüğünüz üzere gayet basit. Evet devam edelim bakalım. Üçüncü soruyla. P3x artı m. 9x kare artı 6mx artı m kare artı 2 polinomu verilmiş. Benden de isteniyor ki P5. P5 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada P5'i elde etmek isteyeceğim. P5'i elde etmek isteyeceğim. Ama nasıl yapabilirim bunu? Şimdi öncelikle diyorum ki 3x artı m'yi ben 5'e eşitlemek istiyorum. Ki böylelikle sevgili arkadaşlarım x gördüğüm yere ne yazarsam içerisi 5 olur diye tahmin etmeye çalışacağım. Bakalım yiyecek mi yemeyecek mi? Öncelikle burada 3x eşittir 5 eksi m derim. Ve x'i yalnız bırakırım artık burası 5 eksi m bölü 3'ün ta kendisi olmuş olur. Şimdi ben x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 5 eksi m bölü 3 yazacakmışım. Ama burada ben bunun karesini alacağım. Buradaki, buraya yazdıktan sonra 6 m ile çarpacağım falan. Baya uzun bir iş. E şimdi madem uzun bir iş neden böyle bir şey sorduk? Daha üçüncü örnekte. Değil mi? İşte burada sevgili arkadaşlar polinomlarda özellikle çarpanları ayırmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden zaten 10. sınıfta bize bu polinomlar çarpanlara ayırmayla birlikte verilir. Çarpanlara ayırmayla birlikte kullanmalıyız ki biz bunu bu tarz sorularda işlemlerimiz çok ama çok kısalsın. Şimdi az önceki çözümden vazgeçtik. Sebebini de açıklayınca sen de bana hak vereceksin. Bak şimdi güzel kardeşim. Burada 3x var. Burada 3x'in karesi var. 6mx'de 3x de m'yi çarptın ne geldi? 3mx geldi. E bunun 2 ile çarparsam ben bak 6mx geldi. Yani bu ne demek biliyor musun? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bir de burada m'nin karesi varsa ki var tadından yenmez. O halde aslında şuymuş. P 3x artı m dediğimiz polinom şu anlama geliyormuş. 3x artı m'nin karesini alıyormuş ki şurayı elde ettik şu an. Üstüne de ne yapıyormuş? 2 ekliyormuş. E şimdi o zaman benim M ile falan bir işim kalmadı. Neden? Çünkü benim buradaki polinomum 3x artı M'yi içine almıştı. İçine aldığı değerin karesini alıp 2 ekliyormuş. Yaptığı tek şey bu. O zaman x'i içine alırsa ne yapar? Ona da aynı muameleyi gösterir. İçine aldığı x'in karesini alır ve 2 ekler. O halde ben artık rahatlıkla P5'i elde edebilirim. P5 dediğimiz değerde 5'in karesi artı 2'dir. Yani 25 artı 2'den doğru cevabım ben 27 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirim sevgili yaşlar. Evet, 3. örneğimizi de çözdük ve devam ediyoruz alttaki 4. örneğimizde arkadaşlar. Yine burada da çarpanları ayırmayı iyi bilmemiz gereken kısımlardan bir tanesi bu. Bakalım. Şimdi şurada x küpümüz var. Daha sonrasında 3 çarpı x kare çarpı 1 demek istiyorum. Artı 3 çarpı x çarpı 1'in karesi demek istiyorum. Artı 1'in küpü demek istiyorum. Şimdi bu nedir arkadaşlar? x küp artı 3x kare çarpı 1 artı 3x çarpı 1'in karesi artı 1'in küpü nedir biliyor musun? x artı 1'in kübünün ta kendisi demektir. E şimdi burada bir küp açılımı mevcut demek buraya bakıyorsun hocam bak ben bunu yazıyorum şimdi. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 ve artı 6 demem gerekiyor ki şuradaki 7 şurada da çıksın. Bak gördün mü 1 artı 6 7 yaptı böylelikle ifadeyi bozmamış oldu. E şimdi güzel kardeşim şu mavi ile işaretlediğimiz yer mavi ile yazdığımız yer artık x artı 1'in küpüdür bunu sen de biliyorsun. x artı 1'in küpüdür. Yani aslına bakarsan Px dediğimiz ifade neymiş? X artı 1'in küpünü alıyormuş. Ve sonrasında bir de 6 ekliyormuş. Artık bunu şu şekilde düşünebilirsin. P polinomu içine aldığı x değerine 1 ekleyip küpünü alıp 6 ekliyor. E şimdi benden ne isteniyordu? P küp kök içerisinde 3 eksi 1. Bu isteniyor değil mi? O zaman ben şunu yapıyorum bak. Burada x değerini aldığı zaman 1 ekleyip küpünü alıyorsa demek ki ben buna da 1 ekleyeceğim. Bak küp kök 3 eksi 1'e 1 ekleyeceğim. Sonra bunun küpünü alacağım. Ve 6 ile ekleyince olay bitecek. Burada sevgili arkadaşlar gördüğün üzere eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Küp kök 3'ün küpü bana 3'ü verir. Demek ki burası 3'müş. Yanında bir de 6 var eklersem 9 gelir. Bu da benim sorumun tabii ki cevabı olur diyebiliriz. Evet umarım herkes anlamıştır. Gayet açıklayıcı biçimde anlatmaya gayret gösteriyorum. Ki eminim ki herkes de anladı. Dolayısıyla artık 5. örneğimiz için bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. 229 sayfalık sevgili arkadaşlarım. PDF'imizin de böylelikle ilk sayfasını bitirmiş olduk. Devam. Sabit polinom. Şimdi polinomun çeşitleri var sevgili arkadaşlar. Tabii her polinom ile bir polinom. Onda sıkıntı yok ama polinomu da daha iyi anlayabilmek adına bunu çeşitlendireceğiz. İlk olarak sabit polinom. Sabit polinom nedir sevgili arkadaşlar? İçerisinde değişken bulunmayan polinomdur. Sabit fonksiyon gibi. Hani biz sabit fonksiyonlarda ne diyorduk? fx eşittir c ve c bir reel sayı olsun istiyorduk. Artık buradaki fx benim neyim oluyordu? Sabit fonksiyonum oluyordu. Sabit polinom da aynı şey. Px eşittir c ve c bir reel sayı ise bu kuralla verilen polinomdur. Sabit polinom ve sabit polinomda x'li terim bulunmaz. Eğer sana bir sorunun içerisinde x'li terimleri olan bir polinoma, polinoma benzer bir ifade verildiği zaman ve diyorsa ki bu da bir sabit polinomdur diyorsa işte o zaman senin ne yapman gerekiyormuş? O x'i terimi oradan söküp alman gerekiyormuş. Ama öyle elini daldırıp almayacaksın. Silgini alıp silmeyeceksin. Kalemle üstünü karalamayacaksın. Ne yapacaksın? Kat sayısını sıfır yapacaksın. Kat sayı sıfır olursa neyle çarparsam çarpayım ben o sıfırı zaten sonuç sıfır olacaktır. Mesela örnek 5'e bir bakalım. Diyor ki Burada bir px polinomu var ve bu polinom bir sabit polinomdur diyor. E şimdi madem sabit polinom buradaki x'li terimin işi ne? Buradaki x'li terimin işi ne? Değil mi arkadaşlar? O halde ne diyeceğiz? Ben buradaki x küpü yok edebilmek için kat sayısı olan a eksi 3'ü ve buradaki x'i yok edebilmek için kat sayısı olan b eksi 2'yi ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğim. O halde a eksi 3 eğer 0 ise Burada a dediğimiz değer 3'tür diyeceğiz. Ve b-2 dediğimiz ifade de 0'a eşitse b de buradan 2 olacak. Yani ben artık a'yı eksi 3, pardon artı 3 ve b'yi de 2 bulduysam götürüp yerine yazacağım bunu ki px polinomum artık karşıma çıksın. Şimdi px polinomu eşittir dedim. Ben A gördüğüm yere 3 yazarsam zaten burası gidiyor. B gördüğüm yere 2 yazarsam zaten burası da gidiyor ve artık o A ve B'yi burada da yerine yazma zamanı geldi. A gördüğüm yere 3 yazdım ve B gördüğüm yere 2 yazdım. 2 çarpı 2 geldi yani benim Px polinomum neymiş? 3 artı 4. Yani 7'ymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü Px polinomunun ne yaptığını öğrendik. Px polinomu içerisine hangi x girerse girsin karşılığında bize 7'yi veriyormuş. O halde PA demiş yani P3 PB demiş yani P2 Ve P0 demiş ona da aynen aynı bu şekilde yazdım P3 kaçtır arkadaşlar düşünmenize gerek yok İçine ne alıyorsa alsın cevabı 7 veriyordu P2 de o halde 7'dir ve P0 da 7'dir diyeceğiz 7 artı 7 artı 7 bize 21 sonucunu verir Bu da sevgili arkadaşlarım bize cevabı verecektir Doğru cevap 21'miş devam ediyorum örnek 6 ile 6. örneğimizde de diyor ki az önceki Px gibi burada verilen Qx polinomu da bir polinommuş. Ve nasıl bir polinommuş? Sabit polinom. Sabit polinomsa yine buradaki x kareden ve buradaki x'ten tabii ki kurtulmak gerekiyor. O halde ben şurayı ayrı biçimde, şurayı ayrı biçimde sıfıra eşitleyeceğim. O halde yazalım. a eksi b eksi 2 eşittir 0 dedim. Buradan a eksi b'nin 2'ye eşit olduğunu anladık. Ve a artı b eksi 4 eşittir 0 dedin ve buradan da a artı b'nin 4'e eşit olması gerektiğini anlıyorum. O halde gençler şunu şuradan söküp alalım şuraya. Bunu da buradan söküp alalım şuraya. Bunları alt alta yazdım sen ne yapmam gerektiğini anladın artık. Bunları bir güzel taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Eksi b ile artı b burada birbirini götürür. Geriye ne kalır? 2a eşittir. 2 ile 4'ü topladım 6. İse demek ki A buradan kaçmış 3. Şimdi bu elde ettiğimiz 3'ü götürüp şurada yerine yazarsam eğer ben 3 eksi B'nin 2 olması gerektiğini biliyorsak tabii ki B de burada 1'in ta kendisi olur. Şimdi A'yı B'yi bulduk. E hocam şurası 0'dı zaten. E burası da 0'dı. E hocam bir de burada C eksi 2 var. Şimdi meraklanma C'yi de bulacağız. P e, değil QX özür diliyorum. Q'ydu polinomumuz. Şimdi QX polinomumuz neymiş? C-2. Yani bu ne demek oluyor? Ne anlama geliyor? Sen Q'da X gördüğün yere ne yazarsan yaz karşılığında hep c -2 alacaksın diyor. Ve soru da bana şöyle bir şey vermiş. Q2 ile Q3'ün toplamı 6'dır demiş. E şimdi güzel kardeşim bak. Q2 dediğimiz polinom. X gördüğü yere 2 yazmış. E karşılığında biz neyi alacaktık? Doğal olarak C eksi 2. Bak burası C eksi 2'ymiş. E hocam o zaman Q3 de C eksi 2'dir. Evet. O halde bunları toplayıp yani 2C eksi 4 eşittir 6 diyebiliriz. Eksi 4'ü sağ tarafa davet edersek 2C eşittir 6 artı 4'ten 10'u verir bize. 2C 10 ise C kaçtır? C de 5'tir. Şimdi o halde gelelim şu kısma. Ben A'yı kaç buldum? Hocam 3. B'yi kaç buldum? E, 1. C'yi kaç buldum? 5 buldum. Benden ne isteniyordu peki? A kere B kere C isteniyordu. Artık yerine yazacağız. Ve böylelikle 3 çarpı 1 çarpı 5 eşittir kaçtır diyeceğiz. 15'in ta kendisidir. Bu da bizim cevabımızdır diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar. Evet 6. örneğimizi de sizle beraber kazasız belasız güzel yavaş yavaş açıklayıcı içinde çözdük. Ve artık Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Yedinci sorumuzda sağ üst taraftayız. Örnek 7. Yedinci örnekte diyor ki. Px polinomu var. Aha bu. Qx polinomu var. O da bu. Bu ikisinin toplamını buluyor. Şimdi polinomlarda işlem yapılırken sevgili arkadaşlar. Aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirleriyle toplanılarak çıkarılarak toplama çıkarma yapılır. Dolayısıyla bak burada ne var? 5x küp var. Burada ne var? 3x küp var. En, önce en büyüklerinden başladım. En büyük derecelerden. Bunları toplarsak 8x küp elde edilir. Şimdi ben bunları kullandım artık. Sırada ne var? x kare terimler var. Bak burada ne var? Eksi 2x kare. Burada ne var? Artı 2x kare. Bunları toplarsam zaten birbirini götürecekler. Geriye ne kaldı hocam? 8x ve x. Bunları toplarsak 9x gelir. Ve son olarak 3 ile eksi 7'yi toplarsam eksi 4 gelir. İşte bize px artı qx polinomunun ederi budur deriz. Tamam. B şıkkında da diyor ki px de yani 3 artı x eksi 2x kare artı 5x küple diyor. Neyi topla çıkar diyor. Eksi 2 parantezinde qx. E qx neydi? 3x küp artı 2x kare artı 8x ve eksi 7 idi arkadaşlar. Bu işlemi yap demiş. E çok güzel. Yazalım şimdi düzenliyorum. 5x küp eksi 2x kare artı x artı 3 yazdım px gördüğüm yere. Şimdi buradaki eksi 2'yi içeri dağıtacağım tek tek. Eksi 6x küp dedim. Eksi 4x kare oldu. Artı 16 değil eksi 16x oldu. Ve son olarak artı 14 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar 5x küpten 6x küpü çıkardım. Eksi x küp geldi bizim elimize. Tamam. Eksi x kare. Eksi 4 x kare daha. Eksi 6 x kare yapar. Buradaki x ve buradaki eksi 16 x'i kullanırsak. Eksi 15 x de buradan gelir. Ve son olarak artı 3 ve artı 14'ten de burası artı 17 gelir. İşte px eksi 2 qx polinomu da buradaki ifadeye eşittir diyebiliriz. Evet örnek de bu şekilde çözdük. Umarım sen de anlamışsındır ve devam ediyorum örnek 8'de. Şimdi buna benzer bir soru geçmiş yıllarda sınav sorusuydu. Hikayette aslına bakarsan basit bir soru. Bu polinomların çarpımında acaba x üzeri 5'li terimin katsayısı kaçtır diye soruluyordu. Ben burada x üzeri 5'li terimleri tabii ki her birini birbirinin üzerine dağıtacağım. x üzeri 5'li olanları bunu toplayacağım değil mi? Değil işte. Tamam bunu yaparsan cevabı çok net bulursun eyvallah ama bunu yaparken vakit kaybedersin. Peki vakit kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor? Çok ama çok dikkatli dinle beni. X üzeri 5'li terimleri elde edebilmek için şunu yaparsın. Buradaki x üzeri 5'liği gözüne kestirirsin. Bu zaten x üzeri 5. Ama ben bunları karşıda tek tek çarpacağımı biliyorum. Çarptığım takdirde x üzeri 5'li bir terimle neyi çarparsam x üzeri 5'li bir terim gelir? Tabii ki sabit terimleri. Yani ben buradaki 3 çarpı x üzeri 5'i karşıda sadece eksi 1 ile çarparsam x üzeri 5 ile biterim elde ederim. Ki çarpıldığı takdirde eksi 3 çarpı x üzeri 5'i elde etmiş oluruz değil mi? Bu 1. Şimdi geçtim buraya. Eksi 2 çarpı x üzeri 4. Bununla ile çarparsam karşıda x üzeri 5 gelir. Tabii ki 6 x de. Peki çarpıldığı takdirde ne gelir? Eksi 12 x üzeri 5 gelecektir. Geçtim buraya. 7x var. Ben bu 7x'i karşı tarafta neyle çarparsam x üzeri 5 gelir. Tabii ki x üzeri 4 de çarptım. 7 çarpı x üzeri 5 geldi. Ve sevgili arkadaşlar. Burada 1 bir var. 1'i karşıda neyle çarparsam x üzeri 5 ile gelir. x üzeri 5'li bir terim mi? Ama karşıda x üzeri 5'li bir terim var mı? Yok. O halde ne diyoruz? Artık buradan bir ifade gelmeyecek diyoruz. Demek ki benim bütün ama bütün x üzeri 5'li terimlerim zaten bunlarmış. O halde bunları toplayıp katsayısını buluruz. Eksi 3, eksi 12 daha, eksi 15. 7 daha, eksi 8 yapar. Eksi 8 çarpı x üzeri 5 geldi. Bu x üzeri 5'li terimin kat sayısı sorulmuştu bana. İşte onun kat sayısı artık burada arkadaşlar. Cevabımız neymiş? Eksi 8'in ta kendisi olacakmış. Tamam, bu kadar basitti işte. Yani şöyle düşündüğün zaman şu sayfada sana işte toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi, şunu bunu detaylı bir şekilde anlatmadan tamam mı? Yani bunlara gerek yok zaten. Hani bunları anlatarak senin vakit kaybına, senin öyle bir lüksün olmaması lazım. Yani bunlar vakit kaybı sevgili arkadaşlar. Yani ben sana hadi polinomlarda toplamayı nasıl yaparız? Yani al işte böyle yaparsın yani farklı bir şekilde var mı bunun? Yok. Böyle yaparsın. Bunu tek bir sorun üstünden çok rahat bir şekilde anlayabilirsin. Veya polinomlarda çarpma yapılırken bütün terimler karşıdaki terimlerle üst üste çarpılır marpılır bunları söylemeye gerek var mı? Yani bir matematik kursu veriyor olsaydık bir kişiyi iyi bir matematikçi olarak yetiştirmeye çalışıyor olsaydık ki ne sen 12. sınıfta veya mezun olurdun ne de sevgili arkadaşlarım bizler bu şekilde YouTube'da ders anlatıyor olurduk çok farklı işlemler yapmamız lazım. Matematiğin incini cıncığını her şeyi anlatmamız lazım. Çok ciddiyim bak. Ama sen sınav senesindesin. Ve e, oturup bunu araştırsak yani böyle 10.000 kişiye falan anket yapıp sorsak. Sınav senesi öğrencisi misin? Evet. Peki sınava girecek sınava gireceksin. İyi yerler hedefli diyor, hedefliyor musun? Evet. Matematikte en az kaç tane net hedefliyorsun? İşte 30 üstü. Çok güzel. Peki iyi bir matematikçi olmak ister miydin? Ya da sınavdan sonra matematikte bir uğraşın kalacak mı diye sorduğun zaman bak sana net söylüyorum. %90'ından fazlası sınavdan sonra matematikte bir işinin olmayacağını düşünüyor. Ya adam tıp okuyacak. Tamam matematik bilse daha analitik düşünen bir tıp doktoru olur. Eyvallah ama aması var ortada. Yani çocuk sadece ama sadece tıp kazanmak istiyor. Çocuk sadece ama sadece ne bileyim mühendislikler dışında söylüyorum ki mühendis kendi de kullanacağı matematikler bu, bu matematikten çok çok üst matematik. Ee, ona bile gerek yok yani. Ne bileyim veteriner olacak mesela da. Matematik. E hukukçu olacak ama onun için de matematik gerekiyor tamam? Analitik düşünen bir avukat, analitik düşünen bir hakim olabilir. Eyvallah çok iyi matematik bilse. Ama yani şurada kalmış 9,5 10 ay e çok iyi matematik Böyle bir şey yok. O yüzden bilmeniz gereken yerleri bilin gerisine karışmayın yeter. Örnek 8'i sevgili arkadaşlarım çözdük ve devam ediyoruz. Örnek 9'da bir diğer sayfamızda ama örnek 9'dan önce bir notumuz var. O notu da birlikte şimdi bakacağız. Px şimdi derleyip toparlayacağız arkadaşlar burayı ve ekstradan yeni bilgiler vereceğiz. Şu polinomdu. Bu polinomda an, an-1, a2, a1, a0. İşte bunlara ne diyorduk biz reel sayılarının her birine? polinomun katsayıları diyoruz sevgili arkadaşlarım. Polinomun katsayıları diye siz de not alabilirsiniz. An gerçek sayısına şimdi an dediği kısım şurası sevgili arkadaşlar ve bu gördüğün üzere en büyük dereceli terimin kat sayısıdır. X üzeri n'nin katsayısı, sayısı. İşte bu x üzeri n'nin katsayısı en büyük dereceli terimin kat biz ne diyoruz? Baş kat sayısı diyoruz polinomun baş kat sayısı diyoruz ki önemli mi? Çok önemli. Direkt bununla alakalı çünkü sorular çözeceğiz. Ciddi anlamda çok önemli. A0 gerçek sayısına ise biz polinomun nesi diyoruz? A0 nerede? Bak burada. Yani x'siz olan terime. Ne diyoruz arkadaşlar? Sabit terim diyoruz. Bu polinomun sabit terimidir. Bu da. Buraya sen de aynen bu şekilde notlarını alabilirsin de. Bunları sakın sakın unutma. Şimdi burada sabit terimi bulabilmek için ve kat sayılarının toplamlarını elde edebilmek için yani şu ikisi 1 ve 3 numarayla alakalı sevgili arkadaşlarım çok güzel sorular sorulacak bizlere ve onlara çok güzel çözümler getireceğiz. Ama ondan önce şu güzel örneği bir çözmemiz gerekiyor. Eskiler integral e, konusunda da buna benzer çok şık sorular sorulurdu. Keşke yine müfredatımızda olsaydı ama müfredattan kaldırıldı. Şimdi biz bu sorumuzla ilgilenelim artık. Bu soruda neler diyor bize? Şöyle biraz da istersen yaklaştıralım. 3x artı 2 bölü falan filan eşittir a bölü x eksi 6 artı b bölü x artı 3. Burada diyor a ve b reel sayılar için a kere b çarpımının değeri sorulmuş bize. Şimdi öncelikle x eksi 6 ve x artı 3 bunlar toplanacaksa paydalarının eşitlenmesi gerekiyor tabii ki. Yani ben burayı x artı 3 ile genişleteceğim. Burayı da x eksi 6 ile genişleteceğim. Böylelikle sol tarafta elimizde 3x artı 2 bölü x kare eksi 3x eksi 18 kalacakken sağ tarafa bakalım şimdi. Sağ tarafta sevgili arkadaşlar a çarpı x artı 3 artı b çarpı x eksi 6 dedim. Daha sonrasında yine bölü diyelim sevgili arkadaşlar. Bu bölüyü buraya çarptıktan sonra x eksi 6 ile x artı 3'ü veya x artı 3 ile x eksi 6'yı bir çarpalım bakalım ne gelecek. x kare eksi 3x eksi 18 gelecek. Yani bu da bize aslına bakarsan sol taraftaki paydanın aynısını sağ tarafta da çıktığını gösteriyor. E bu iki ifade birbirine eşitse artık ben şunu söyleyebilirim ki burayla burayı görmezden gelirim. Bak ikisini de görmezden gelirim. Sadece ama sadece üst tarafta pay kısmında kalanları birbirine eşitlerim. O halde gel bu işlemi yapalım. 3x artı 2 eşittir dedim. Burada duralım. Çünkü aynısını yazmayalım. Şunları dağıtarak yazalım sevgili arkadaşlar. Yani ax artı 3a ve son olarak artı bx eksi 6b yazalım. Şimdi hiç sola ve sağa dokunmadan 3x artı 2 eşittir. Bak x parantezinde şurada ne var? A var. Şurada ne var? Artı b var. X parantezin aldım yazdım ve sonra da 3a ile eksi 6b kalmış dedim de bunları da yazdım. Dikkat ettiysen sol tarafta x'in kat sayısı 3, sağ tarafta x'in kat sayısı a artı b. Demek ki artık şunu söyleyebilirim. A artı B kesinlikle ama kesinlikle. 3'e eşit bu cepte. Ve sonra da buradaki sabit terim 2. Buradaki sabit terimimizde 3A eksi 6B olduğundan sevgili arkadaşlar. Demek ki ben artık 3A eksi 6B'nin de 2 olması gerektiğini anlayacağım. Bunu çözmeyi hepimiz biliyoruz. Ben bu kısmı 6 ile çarparsam. 6A artı 6B eşittir 18 gelecek ve... Artık alt alta yazdığımıza göre şu son ikisini bir güzel taraf tarafa toplayalım. Bak eksi 6b ve artı 6b birbirini götürür. Burada 9 çarpı a eşittir. 2 ile 18'in toplamı 20 yapar. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 20 bölü 9'un ta kendisi. Şimdi a'yı bulduk ya. Ben şunu biliyordum. a artı b eşittir kaçtı? 3'tü. Şuradan biliyorum. O halde a'yı 20 yazarsam 20 bölü 9 biçiminde. Artı b diyorum. Eşittir 3 gelebilmesi için B'nin 3 eksi 20 bölü 9 olması gerekiyor. Buradaki artı 20 bölü 9'u karşıya e, 3'ün yanına attık. Ve böylelikle 3 kere 9 27. 20 çıkardım 7 bölü 9 geldi B'de. 7 bölü 9'muş. Şimdi A kere B sorulmuştu bana. A çarpı B için artık şunu söyleyebiliriz. A 20 bölü 9'du de 7 bölü 9 ikisini çarparsak tabii ki 140 bölü 81 gelir. İşte bu da bize cevabı verir diyeceğiz sevgili gençler. A ile B'nin çarpımı sorulduğu için bize. Evet sen tabii çözümlerini alt tarafa doğru yapabilirsin. Alt tarafta yeterli miktarda boşlukta bulunuyor bu arada. Örnek 9'u da çözdüğümüze göre sağ tarafta bir notumuz var ve şimdi o nota birlikte bir bakalım. Bir polinomda değişkenin kuvvetlerinden en büyük olanına polinomun derecesi denir. Yani az önce şurada görmüştük ya buradaki polinomun en büyük dereceli terimi hangisiydi? X üzeri ne? Ve bunun derecesi kaçtı? N. İşte ben bu polinoma n'inci dereceden diyeceğim. Şuradaki n eksi 1'in, buradaki 2'nin, buradaki x üzeri 1'in hiçbir ama hiçbir hükmü yok. Ben en büyük dereceyi bulacağım. O sayı bana polinomun derecesini verecek diyeceğim. Ve burada sevgili arkadaşlarım eğer ki Px polinomunun derecesi neyse ben bunu nasıl göstereceğim? Şu şekilde. İlla ki görmüşsündür daha öncesini hatırlıyorsundur. Der Px yani Px'in derecesi eşittir n biçiminde göstereceğim. Hemen sen de bunun notunu mutlaka almalısın. 10. sorumuza bakalım. Diyor ki bu polinomun derecesi en çok kaç olabilir? Şimdi derece neydi? İkisi kuvvetlerinden en büyüğüydü. Burada x'in iki tane kuvveti var. Bir tanesi 15 bölü a artı 1 iken. Bak x'in kuvveti burada. Diğer derecemiz de a eksi 3. Şimdi şunu biliyorum ki a eksi 3'ün sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor ve doğal sayı olması gerekiyor. a büyük veya eşit 3. Yani burada a'nın alabileceği değerler 3, 4, 5, 6, 7 diye devam ediyor. Tamam mı? Burası ise 15 bölü a artı 1 dediğimiz ifade var ya işte bu 15 bölü a artı 1 dediğimiz ifade de sevgili arkadaşlarım yine ne olması lazım sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor ki doğal sayı olması gerekiyor doğal sayı olması için de a artı 1'in 15'in tam bölenlerinden oluşması gerekiyor yani ben burada a artı 1'in ne olması gerektiğini söyleyebilirim a artı 1 1 olabilir çünkü 15 bölü 1 bir doğal sayıdır A artı 1 burada 3 olabilir. Çünkü 3 15'i tam böler. A artı 1 5 olabilir. Çünkü 5 beş 15'i tam böler. Ve A artı 1 son olarak 15 olabilir ki 15 15'i beş tam böler. Şimdi burada A artı 1 1 ise sevgili arkadaşlar A kaç olur? 0. A artı 1 3 ise A 2 olur. A artı 1 5 ise A 4 olur. Ve A artı 1 15 ise A 14'ün ta kendisi olur diyeceğiz. Bunlar cepte. Peki hocam A sıfır olursa A sıfır olursa Burası ne olur? Bak A'nın sıfır olduğu durumda Burası 2 çarpı x üzeri 15 Tamam mı? Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3 olur A eğer 1 olursa değil 2 olursa özür diliyorum. A 2 olursa burası 2 çarpı x üzeri 5 gelir bu sefer. Eksi 3 çarpı 2'den 3 çıktı. X üzeri eksi 1 oldu. Eğer ki a 4 olursa diyelim bu sefer 2 çarpı x'in küpü gelir ve eksi 3 çarpı x üzeri 1'i elde ederiz ve son olarak a'nın 14 olduğu durumda 2 çarpı x'in birinci kuvveti eksi 3 çarpı x üzeri 14'ten 4 çıktı pardon aynen şurası 14'te 3 çıktı kaç geldi 11 geldi şimdi sevgili arkadaşlar. Bir kere A sıfır olursa ifademiz polinom olmuyormuş. Neden? Çünkü x'in kuvvetleri doğal sayı olması gerekiyor demiştik. Eksi üçüncü kuvvet var. Doğal sayı değil. Dolayısıyla ben A'nın sıfır olamayacağını, A'nın iki de olamayacağını söylerim. Çünkü x üzeri eksi bir geldi bak burada. O halde x üzeri 1'li ve x üzeri 11'li olduğu için bunlar olabilir. Peki bunların içerisinde en büyük kuvvet hangisi? 11. Yani o halde bu polinomun derecesi en çok maksimum On bir olabilir yazabiliriz. Bunların her birini lütfen sen de sınavda, denemede, herhangi bir yerde sorulduğunda, soru bankasında mutlaka ama mutlaka yazmalısın. Yazmazsan sen kaybedersin. Tamam. bak Söz mü? Çabuk söz ver bana. Buraya yaz. SML Öcü'ye söz verdin. Hepsini tek tek yazacağım diye lütfen yaz. Ve lütfen bu sözüne uy. Bu sözünü tut. Tamam mı? Evet. Gençler. Bir diğer notumuz yine derece ile alakalı. Px'in derecesi eğer n ise c çarpı p x artı p artı d'nin derecesi de n olur demişiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ben n'inci dereceden bir polinom düşünüyorum. Örnek veriyorum. Px eşittir x üzeri n olsun. Tamam. E şimdi ben burada x gördüğüm yere ax artı b yazarsam yani şurada. Böylelikle p x artı b ne olur? Hemen yazalım. Ax artı b'nin eninci dereceden kuvveti olur. Ve böylelikle şunu bilirsin ki ben bunun eninci dereceden kuvvetini açsam da burada zaten a üzeri n çarpı x üzeri n gibi eninci dereceden bir polinom daha gelir. Bunu dışarıdan c ile çarparsam yine eninci dereceden olur. Üzerine bir de d eklersem yine eninci dereceden olmak zorundadır. E bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Bunun derecesi neyse bunun derecesi de nedir diyoruz. Yani artık kısaca özetleyelim durumu. Kafamda net oluşsun ve artık neyin ne olduğunu bil. Px'i vermiş derecesini biliyoruz ne? Eğer sen bu Px'in içerisine birinci dereceden bir ifade yazarsan sonra bunu dışarıdan istediğin katsayıyla çarp ve istediğin sayıyı ekle veya istediğin sayıyı çıkar. Veya bu çarp dediğimiz şey bölüm de olabilir. Tamam mı? Hiç fark etmez. Derece hiçbir zaman değişmez ve her zaman ne olur diyoruz. Bundan kaynaklı örnek 11'e bakacak olursak. Bu P(x)'in derecesi neymiş? 7 hocam. E şimdi P(x)'in içine bak 1. dereceden bir ifade yazmış. Sonra bunu 8'e bölmüş. Fark eder mi? Fark etmez. Buradaki P(x)'in derecesi de 7. x üzeri 7 oldu diyelim. E ben bunu 2 ile çarparsam değişmeyecek yine 7. dereceden. 3 eklersem değişmeyecek yine 7. dereceden o halde. Der buradaki ifade kaça eşittir diyor. Tabii ki 7'ye eşittir diyeceğiz sevgili gençler. Bu sayfayı da bitirdik ve burada bir notumuz var sevgili arkadaşlarım. Bu not yine derece ile alakalı ama bu dereceyi daha fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Kafaları karıştırmak istemiyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 3 sayfada bir pdf işledik. Bu dersimizin yani birinci dersin sonuna gelelim ki yaklaşık zaten 40 dakika bir zaman olmuş. Tam bir ders saatini ayarlamış olduk. Artık bir sonraki dersimizde görüşürüz diyelim. Hoşça kal. Bekle. Hemen sana şöyle yapayım. Hoşça kalıyorsun. Tamam. Sağlıkla kalıyorsun. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı unutmuyorsun. Ben seni hemen ikinci videoda bekliyor olacağım. Hem 10 dakika sonra izlemeye başlayabilirsin. İkinci videoda bekliyor olacağım sevgili arkadaşım. Ve ikinci videoya gelirken lütfen ama lütfen kararlı gel, istekli gel. Ben bu işi başaracağım de. Bak ilk video bitti bile. Hiçbir şey kalmadı. Şurada yüzün üzerinde video izleyeceksin. Kaldı 100 küsür tane video. Tamam Sıkıntı yok. Hiç azalmamış gibi durdu değil mi? Ama merak etme azalır biter. Biz ne kamplar ne kitaplar bitirdik. Yani. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sen de kararlı ol. Bu senenin sonunda başarmak için. Bu senenin sonunda artık full tamamen rahatlamak için. Hani o sınavdan çıktıktan sonra tercihleri bekleyene kadar ki süre var ya orada dünyanın en rahat insanı olabilmek için lütfen şimdi biraz rahatsız olma zamanı. Evet sonraki videomuzda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça Hoşçakal. Sağlıkla kal. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.